Galeri'den hepinize merhabalar sevgili izleyenler. 6. setin ilk programıyla sizlerle beraberiz. Bu 6. sette ne ola derseniz, önümüzdeki sezondan itibaren artık Çubuk Galeri'de bir voleybol programımızda olacak. Sevgili Mete Keklikkıran bizlere bu konuda yardımcı olmak istedi. Kendisi aslında bizim kanalın bir izleyicisiydi. Biz de bayağıdır hani böyle bir şey oluyorduk. Yani izleyicilerimizden de gelen talep vardı zaten bu noktada. Hani bir voleybol programı da olsa diye. Hani talep derken böyle şey değil, hani 50 bin kişi izleyecek diye bir durum yok. Yani taşlanmasın 500 kişi izler muhtemelen, ama sonuçta isteyen bir insanlar vardı. Bunlara bir cevap verebilmek adına biz de istiyorduk bu arada bayağı zamandır. Bir şekilde Mete ile bu işi oturduk, konuştuk, yapabiliriz dedik. Ben çok şey yapmayayım, kendisi biraz anlatsın. Çünkü aslında voleybolun içinden gelen biri Mete. Abi hoş geldin, hayırlı olsun diyelim öncelikle. İlk programımız bu. Mümkün mertebe kullanış şekilde sezon içinde inşallah devam edeceğiz. Sen bir istersen voleybol background'undan bahset biraz bizlere de niye seninle bu programı yaptığımızı anlasınlar. Öncelikle merhaba. Az önce de söylediğim gibi çok heyecanlıyım çünkü gerçekten bu kanalın iyi bir izleyicisiydim. Özellikle futbol ve basketbol programlarının hepsini aynı canlı yayında olmasa bile bir gün sonra mutlaka izleyerek ve keyif alarak izleyerek takip ediyordum. Sizin kanalınızda bu arayışı görünce açıkçası ben sizden talepte bulundum, senin de söylediğin gibi. Çok heyecanlıyım. Umarım keyifli bir sezon geçiririz. Ben öncelikle Fenerbahçeliyim. Doğuştan Fenerbahçeli dediklerimizdenim gerçekten. Hayatımda bir kez Fenerbahçe'yi desteklemedim. Onda da PTT Spor Kadın Voleybol Takımı'nın idari menajeri olduğum maçtaydı. Onun dışında Fenerbahçe nerede olursa tek tuttuğum renk sarı lacivertti. Kısaca voleybol background'umdan bahsetmek gerekirse, ben voleybol izleyen bir Fenerbahçe taraftarıydım. Özellikle kadın voleybol ligini yakından takip ediyordum. İş hayatımda PTT'de etkinlik koordinatörü olarak çalıştığım dönemde PTT bir voleybol takımı ile lige giriş yaptı. Birinci ligden lige giriş yaptık. Bir takımın hakkını devralarak. O sene takımın idari menajerliğini ve organizasyon sorumluluğunu üstlenerek takımla koşturmaya başladım. O sene de ilk senemizde de birincilikte şampiyon olduk ve Sultanlar Ligi'ne çıktık. Yaklaşık Sultanlar Ligi'ne çıktığımız sezonda yaklaşık 6 ay görevime devam ettim. Ama az çok izleyicilerimizin de bildiği gibi bu tip kurumlarda bir takım görev değişiklikleri olduğu zaman bu benim yaptığım görevlerde olan arkadaşlar da maalesef görevlerini çok fazla koruyamıyorlar. Üst yönetim değişikliği sonucunda ben de PTT Spor Kulübü'yle ve PTT ile olan ilişkilerime son verdim. O şekilde devam etti. Ama voleybolun içinde kalmaya devam ediyorum mümkün olduğunca. O dönemden beraber çalıştığımız voleybolcu arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Yönetici arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Voleybol Federasyonu Ankara'da biliyorsun. Ankara'da mümkün olduğu kadar büyüklerimizle görüşmeye çalışıyorum. O şekilde devam ediyorum. 9 yaşında bir kızım var. Yaklaşık bir senedir çok altyapısına çok güvendiğim Ankara İl Bank'a onu başlattım. O devam ediyor ve çok seviyor. Umarım kızım bir gün voleybolcu olur ve her Fenerbahçeli babanın hayali gibi Fenerbahçe formasını giymesi nasip olur. Evet, inşallah olur öyle bir şey diyelim. Biz de şimdi bu ilk programda biraz geçen senenin üstünden geçeceğiz. Çok değil ama yani detayına girmeden geçeceğiz. Ondan sonrasında da önümüzdeki sene için yani geçen sene oyuncularımızın ne yaptığı ile ilgili Mete çok güzel bir sunum hazırlamış bu arada. Onu destekleyeceğiz böyle datalarla, şeylerle, verilerle. Arkasına da önümüzdeki sene için yapılan transferlerimiz, geçen sene nasıl oynadı, ne yapabilir? Biraz onlara kafa yoracağız. Muhtemelen bu yayını biz de banttan yapıyoruz. Canlı, ileride canlı yayınlarımız da olacaktır mutlaka. Ama muhtemelen yorumlara mutlaka Terziç varken başarı hayal tarzında 3-5 tane geleceğini ben eminim yani. Direkt onunla başlayayım. Şey, oyunculara geçmeden abi, yani sen voleybolun içinde olan birisin. Ben de izleyiciyim. Çok uzun yıllardır, hatta gençlik yıllarımda, yani gençlik derken ben şu an 42 yaşındayım. Yani 20'li yaşlarımda diyeyim. 24-25 yaşlarımda biz Buran Felek'ten dışarı çıkmıyorduk o zaman. Yani Terziç kötü bir hoca mı? Sana direkt soruyu net sorayım yani. Ya buna net bir cevap vermek çok zor. Terziç kötü bir hoca değil.
kötü bir hoca olsa Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları, olimpiyatlarda başarıları olmazdı. Elindeki malzemenin kalitesiyle olduğunu söyleyenler var bu başarının, ama Terzic bazı takıntıları, bazı dedikleri olan bir hoca. Maalesef bazı konularda çok hatalı kararlar verebiliyor, ama kendisi doğru olduğunu düşünüyor. Yani Terzic kötü bir hoca diyemeyeceğim. Dünyanın sayılı antrenörlerinden bir tanesi Terzic. Yani ben bunu... Ama bu sene Terzic'le başarı geleceği ya da gelmeyeceği ile ilgili kesin bir şey söylemek çok zor. Yani kadın voleybolunda antrenörün etkisi kadar maalesef takımındaki bireysel günlük performanslar, bireysel günlük durumlar, bireysel günlük motivasyonlar da takımı çok etkileyen faktörler. Bunu takımda 1,5 sene yaşayan biri olarak çok net söyleyebiliyorum. Yani evet, kadın voleybol olunca daha da farklı şeyler de giriyor işin içine. Duygusallık biraz daha şey olabiliyor. Erkek voleybolan daha fazla etkiliyor. Bu arada şahsi fikrimi de söyleyeyim. Hani ben de Terzic'inle olmayacağını düşünenlerdenim. Ama şu anda Terzic'le devam ediyoruz. O yüzden hocamıza tabii ki eleştireceğiz, ama sahip çıkmamız da gerekiyor diğer branşlarda olduğu gibi. Ya ben yazdığım zaman insanlar bana çok tepki veriyor Twitter'da. Ama ben eleştiriye karşı değilim. İşte senin bahsettiğin gibi, işte niye onu oynar? Yani o eleştiri yapacak kadar teknik bilgim yok bu arada voleybolda. Hani yapan arkadaşlar var, çok takip eden arkadaşlar var. Onları da okuyorum bazen. Doğrudur yani. Onlar söylüyorsa doğrudur diyorum yani. Ama onun dışındaki eleştiriler bana çok saçma geliyor. İşte yok komisyonlardı, şunlardı, bunlardı. İşte kendi şeyinden mi, şirketinden alıyordu, bilmem neydi falan. Hani bunlar bana çok boş eleştiriler olarak geliyor. Ama şey içindeki eleştirilere hak veriyorum. Yani tabii o kadar benim teknik yeterliğim yok. Bunu hep söylüyorum yani. Takıntılar noktasında ya, doğru olabilir. Yani bazen, çünkü yani dışarıdan bir göz olarak ben hani voleybolu çok teknik detayını bilmeyen bir insan olarak ben bile bazen diyorum yani niye bu kadar ısrar ediyor? İşte oynamıyor, kötü, beceremiyor. Hani oyuncu olur çünkü bazen arka arkaya 2-3 hata yaptığı zaman düşer oyundan yani. Bu bütün sporlarda vardır. Ona rağmen ısrar ediyor onun üzerinden oynamaya. Onu ben de bazen anlayamıyorum mesela. Çünkü burada iki seçenek ortaya çıkıyor. Ya o oyuncuya inanıyor, ya da kenarda onun yediği olarak bekleyenin o gün yeterli değil. O gün bir sıkıntısı var. Ne bileyim, sabah kalktığında duş alırken parmağını burktu gibi şeyler. Elbette ki hoca başarı ister. Özellikle bu sezon çok yaklaşmışken şampiyonluğu ucundan vermeyi kimse istemez. Terzic de bunu istemez. Ama dediğim gibi anlık durumlar hocanın kararında etkili oluyor. Her şey tam dört dörtlükken dediğin kesinlikle doğru. Oyuncu değişiklikleri ya da oyuncu da ısrar etmek konularında zaman zaman çok fazla devam ediyor. Ama dediğim gibi takımın içinde yaşamadan bunları bilmek tamamen tevatür, tamamen dedikodu, tamamen boş. Maalesef takımımızın da bu konuda bir iletişimi yok. Evet. Örneğin Naz'ın neden gittiğini Naz kendisi açıkladı. Yani iletişim konusu zaten genel olarak kulüplerle kalıyor. Var orada yani, şube bazında değil de kulüp bazında bir sıkıntımız var bence o konuda. Ama onlar böyle olması gerektiğini düşünüyorlar. Saygı duyuyorum yöneticilere. Hani, ama bence daha iyisi olabilir o konuda yöneticilerin. Kesinlikle. Bu konuda da çok iddialıyım. Ne konusunda? Bu konuda da çok iddialıyım. Ben PTT Spor'un sosyal medyasını da yönetiyordum. Her şeyi çok şeffafça, çok açıkça yaptık görevde bulunduğum dönemde. Bu konuda çok iddialıyım. Kısmet nasip, belki bir gün Fenerbahçe'de görev alma şansımız olur. İnşallah. İyi dileklerimizi mesajı gönderelim. Geleceğim bu arada. Naz konusuna geleceğim. O konuda benim de şeylerim var biraz. Sunuma geçeyim mi? Geçen seneden önce... İstersen başlayalım ufak ufak. Tamam. Oyuncularla ilgili konuşurken diğer konuları da konuşuruz. Evet. Şimdi böyle güzel bir sunum hazırlamış Mete bize, sağ olsun. Geçen sezonun özeti bizim. Bu Vakıfbank'ta yaptığımız maçlar galiba bunlar. Hatta ya evet, bu ekrandan böyle daha güzel olacak şimdi. Doğru. Evet. Bu Vakıfbank'la yaptığımız maçlar, geçen sezonun özeti derken aslında dönüyoruz, dolaşıyoruz. Vakıfbank'la oynadığımız maçlara takılıyoruz. Geçen sene 4 büyük turnuvada Vakıfbank'la toplam 9 maç yaptık.
Ve 4 büyük turnuvanın hepsini Vakıfbank'a kaybettik. Bu 4 büyük turnuvanın bir tanesi Ankara'da oynanan ve Türk tarihinde ilk defa Ankara'da oynanan kulüpler dünya şampiyonasıydı. Vakıfbank'a Ankara'da yarı finalde 3-0'lık çok net bir skorla maalesef kaybettik. İkincisi Nisan ayının başında Şampiyonlar Ligi maçının yarı final maçıydı. İlk maçı 3-1 kaybettik. İkinci maçı 3-0 kazandık ama hala saçma olduğunu düşündüğüm bir altın set kuralı yüzünden Vakıfbank finale gitti. Daha sonra hemen ondan birkaç hafta sonra Türkiye Kupası'nı oynadık finalde. Yine 3-2 kaybettik. Çok iyi mücadele ettik ama ufak tefek kırılma noktalarında Vakıfbank o maçta bizden daha iyiydi. Asıl vurduğumuz nokta Sultanlar Ligi finaliydi. 2-0 öndeydik sette, seride. 3-1'lik iki tane çok iyi set almıştık. Evimizde bir maçı verdik 2-1. 2-1 ile deplasmana gittik. Deplasmanda 2-0 öndeyiz. 17-14 üçüncü sette öndeyiz. Sonra ne olduysa takım durdu. 25-19'da seti kaybettik. Ve seti kaybedince o motivasyonla seriyi de kaybettik. Bu şekilde Vakıfbank maalesef 4 turnuvadaki başarı hedefimizi de elimizden almış oldu. Bu arada geçen sene Vakıfbank en çok, yani tabii çok fazla maç yaptık ama en çok yenen takım da biziz galiba. Yani bizim kadar Vakıf'a dayanabilen bir takım çıkmadı zaten. Yani Vakıfbank'ı yenebilen takım gerçekten çok zor. Özellikle Türkiye Ligi'nde. Geçtiğimiz sene eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bir tek Kuzeyboru Aksaray'da deplasmanda kendi evlerinde Vakıfbank'ı yenmişti. O çok sürpriz bir galibiyetti hem Kuzeyboru için hem Lig için. Onun dışında gerçekten Vakıfbank'la başa baş oynayan bir takımız. Bu önümüzdeki sene de böyle olacak. Yani önümüzdeki sene de bu senaryonun aynısı olacak ve çok büyük ihtimalle biz sene sonu değerlendirmemizde yine Vakıfbank'la olan maçlarımızı konuşacağız. Umarım inşallah bu sene 4 kupayı da biz kazandık şeklinde konuşma şansımız olur. Evet, ona da değineceğiz. Şimdi baştan kaptanla başladık. Güzel oldu. Kaptan canımız, her şeyimiz. 35 yaşına geldi artık. Ama enerjisinden, şeyinden hiçbir eksilme yok. Yani ben bir maçlarda da izliyorum bu aralar. Yaptığı işe çok büyük saygısı var kaptanın. Bir kere her şeyden önce. O yüzden vücuduna da çok iyi bakıyor. Yani tam bir profesyonel sporcu, örnek bir sporcu. Sana atayım abi buradan pası. Sen biraz Eda'ya anlat. Ya öncelikle senin dediğin gibi çok büyük bir profesyonel gerçekten. İşine ve kendisine çok saygısı var ve Fenerbahçe'ye çok büyük bir saygısı var. Şöyle bir anekdot anlatabilirim. Ankara'daki maçımızdan sonra Ankara Başkent Spor Salonu'ndaki binlerce taraftardan çok büyük bir kısmı çıkmadı. Eda'dan imza almak için, fotoğraf çektirmek için. Ve Eda abartısız herkesle fotoğraf çekildi, herkese imza verdi. Yaklaşık bir saat tam fazla sürmüştür büyük ihtimalle. Bu inanılmaz bir saygı. Yani gerçekten birçok oyuncunun gösteremediği, birçok profesyonelin yapmadığı bir saygı. Oyuncu taraftarla olan bütünleşmesi gözlerimle gördüğüm bir olay olduğu için anlatıyorum ve hayranlık duymuştum. O yüzden Eda, o yüzden bizim efsanemiz, o yüzden heykelinin dikilmesini istediğimiz sporcumuz. Dediğim gibi yaşı 35 oldu ama gerçekten kendisine çok iyi bakıyor. Orta oyuncu pozisyonda oynamasına rağmen çok iyi. 84 blokla geçen senenin en çok blok yapan oyuncusu. Sayı olarak en çok sayı blok yapan oyuncusu. Set başına da ligin üçüncüsü. Çok iyi ace atıyor. Konsantre olduğunda 2-3 ace arka arkaya atıyor. Ve dinamizden hiçbir şey kaybetmiyor. Kendi röportajlarında da söylüyor zaten. İmkanım olsa da hiç çıkmadan sahada kalabilsem diyor. Çünkü orta oyuncular oyun döndükçe liberolarla yer değiştiriyorlar. Bir orta oyuncunun biri, bir diğer oyuncunun ikincisi değişiyor liberoyla. Eda sürekli sahada kalmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça iyiydi Eda. 7 maçta oynadı. Bir tık daha iyi olabilir miydi Şampiyonlar Ligi'nde? Olabilirdi elbette ama maçların gidişatı, programlar ona göre verimini belki tam istediği seviyede göstermemiş olabilir ama Eda dediğim gibi, senin de dediğin gibi birçok Fenerbahçe taraftarının dediği gibi bizim gerçek starımız. Eda'dan bu sene de çok şey bekliyoruz gerçekten.
Evet, bu arada belki bizi izleyen genç arkadaşlarımız olabilir. Eda'nın Fenerbahçe'ye transfer hikayesini bilmiyor olabilirler. Eda Beşiktaş'ta oynuyordu, altyapısından da çıkmıştı. Fenerbahçe'ye transfer olma ile ilgili işte görüşmeler devam ederken Eczacıbaşı da devredeydi. Ve Beşiktaş Eda'yı Eczacıbaşı'ya satmak istiyordu. Yani Eczacıbaşı çok daha iyi bir teklif yapmış çünkü şey olarak. Ama Eda res çekti. Dedi ki ya Fenerbahçe'ye gönderirsiniz beni dedi. Ya da ben bir sene oturup seneye bedava giderim. Son senesindeydi çünkü sözleşmesinin. O restin ardından Beşiktaş oturdu. Bir şekilde Fenerbahçe ile anlaştı. Eda o şekilde geldi Fenerbahçe'ye. Öyle şeydir yani. Büyük bir Fenerbahçe'ydir Eda. Bu hikayeyi ben o dönem Beşiktaş'ın antrenörü olan bizim PTT Spor'daki baş antrenörümüzden de dinlemiştim. Gerçekten bütün baskılara rağmen Eda Fenerbahçe'yi seçti. Zaten Fenerbahçe'nin futbol maçlarında Eda'yı görebiliyorsunuz. Dürbünde Fenerbahçe'nin basketbol maçlarında kombinisi var basketbolu. Her sene kombinisini yemiyor yani. Yani çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı gerçekten söylediğin gibi. Evet, şimdi yeni şeyimize, yıldızımıza geçelim. Herhalde Terzic için Arina gerçekten müthiş bir oyuncu. Sözü kestim. Arina gerçekten voleybol oynamak için doğmuş. Kesinlikle ona inanıyorum. Zaten sporcu bir aileden geliyor. Ben 2020'de U17'de MVP olduğu dönemden itibaren Arina'yı izlemeye başlamıştım. Ya Fenerbahçe'ye gelmesi tamamen bir mucizeydi, çok büyük bir başarıydı. Bu da Zoran Terzic'in ilişkileriyle yapılan bir transfer. Arina'nın Fenerbahçe'ye kazandırılması tamamen Zoran Terzic'in isteği, ilişkileri seviyesinde oldu. Şu anda da Arina çok başarılı devam ediyor. 30 maçın hemen hemen hepsinde oynadı. 574 sayı aldı geçen sene ligde. Bu sene ligin en skorer 4. oyuncusu. Buna rağmen bloklarda da gayet iyi. Blok yüksekliği zaten 3 metre. 46 blok yaptı. İyi bir sayı. Tam bir ace makinesi. 71 tane ace attı. Sayı olarak ve set başı ace olarak tamamen lider. Şampiyonlar Ligi'nde de gayet iyiydi. Şampiyonlar Ligi'nde bizim bütün yükümüzü çeken oyuncuydu Vargas gelene kadar. Vargas geldikten sonra Vargas'la birlikte devam ettiler. Şampiyonlar Ligi'nde de 160 sayı aldı. 24 ace attı. O konuda da lider. Arina gerçekten bizim Eda'dan sonraki starımız. Umarım uzun yıllar takımda bizle birlikte kalır. Evet, bu arada bu istatistikleri işte şöyle şey, mesela Şampiyonlar Ligi'nde lider, takımın lideri değil mi 24 ace'de bu arada? Hayır, hep tamam, Şampiyonlar Ligi'nin lideri. Tüm Şampiyonlar Ligi'nin lideri. Tüm yani Şampiyonlar Ligi'nin lideri. 18 yaşında Şampiyonlar Ligi'nin en iyi lideri. Yani, evet, yani bunu söyle, hatırlattığın iyi oldu. Bu arada bu liderliği yaparken 17 yaşındaydı. Şimdi 18 yaşına geçti. Tabii, aynen. Daha yine 18 yaşına geçti. Bu rakamları Türkiye Voleybol Federasyonu'nun sitesinden ve Sevin Avrupa Federasyonu Birliği'nin sitesindeki istatistik rakamlarından aldım. Hatta bazılarında kendi notlarıma göre farklılıklar var ama tamamen Sevin ve TVF'nin rakamlarını kullandık hepsinde. O şekilde izleyenler de akıllarını bulundurabilirler. Anna Larezava bizim geçen seneki lige başladığımız pasör çaprazımız. Bu sene devam ediyor mu? Bu sene devam ediyor. Bu sene devam ediyor, evet. Bu sene sunuma koyduğum oyuncuların hepsi devam edenler. Bu sene devam ediyor. Şöyle burada belki Vargas'a bağlı. Tekrar Çin'e gitti galiba. O gene herhalde Şubat ayında falan dönecek sanırım. Ya biraz daha erken bekleniyor bu sene. Aralık sonu Kasım Ocak başı gibi bekleniyor. Çünkü liglerde bu şey gurbete çalışmaya gidip parasını kazanıp ülkesine dönen şey gibi, gurbetçi gibi Melisa biraz. Zaten Türk vatandaşı biliyorsun. Tabii milli takımda da hani şey yapmamız gerekiyor ama tabii Çin'de gidip çok ciddi paralar kazanıyor Çin'de. Hani evet. O yapacak bir şey yok yani. Normalde Fenerbahçe'nin öyle bir bütçesi olmadığı için Melisa'yı sezon başından itibaren tutamıyoruz takımda yani. Evet evet. Yani ama o da gerçekten çok iyi bir Fenerbahçe'ydi. Hemen lig içindeki ligi bitir bitmez hemen Fenerbahçe'ye döndü. Birkaç gün içerisinde antrenmanlara, birkaç gün içerisinde maçlara çıktı tekrar. Vargas gelene kadar Anna ile geçen sene olduğu gibi Anna ile devam edeceğiz. Bu sene Anna'nın yediği olarak Meryem Boz geldi takım. Onu da birazdan bahsedeceğiz. Anna da geçen sene ilk dönemde oldukça katkı sağladı bize. Vargas gelene kadar ama tam o dönemde bir sakatlıkla larda da boğuştu.
Yine de çok katkı veren, çok hızlı bir oyuncu. İyi top aldığında bitirebilen bir oyuncu. Yaklaşık geçen sene 236 sayı aldı. Bizim için oldukça katkı sağladığını düşünüyorum. Bu sene de ilk dönemde faydalı olacaktır takım olarak, takım oturana kadar diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de ikinci sezonu onun da, 25 yaşında genç bir oyuncu o da. Önümüzdeki sene ondan da ilk dönemde katkı bekliyoruz. Evet, şimdi yeni transferlerimizden Mavi Şimşek lakabıyla bilinen Vakıfbank'tan aldık Meryem Boz'u. Bir dönem Fenerbahçe'de de oynamıştı galiba daha genç yaşlarındayken. Oynadı. 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe'de oynadı. Yaklaşık 9 sezon. O zaman çok daha genç bir oyuncuydu tabii. Evet, çok daha genç bir oyuncuydu. Üzerine çok koydu Meryem. İnanılmaz işler yaptı ama şu an işte senin de dediğin gibi biraz daha işte Anna Lazareva'ya backup. Bir de tabii Türkiye Ligi'nde yabancı sınırı var. Hani orada da iyi bir, değerli bir rotasyon parçası olabilir diye düşünüyorum. Oradan sana atayım abi pası. Yani Meryem gerçekten çok değişik bir oyuncu. Çok kariyerli bir oyuncu gibi gözükmesine rağmen aslında lig şampiyonluğunu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu, Dünya Kulüpler şampiyonluğunu geçtiğimiz sezon Vakıfbank'la yaşadı. Ondan önce hiçbir şampiyonluğu yok. Hiçbir şampiyonluğa takımda bulunmadı. Hep takımların yükünü çeken oyuncuydu. Örneğin Vakıfbank'tan önce iki sezon Aydın'daydı. Aydın'ın o dönemki başarısı, yükselişi Meryem'in çok büyük katkısı vardır. Meryem çok sakin bir oyuncu ayrıca. Hani maçlarda karşılaştığım gözlemlerimi de aktarmak isterim zaman zaman. Çok sakin bir oyuncu, çok saygılı bir oyuncu. İşini çok iyi yapan bir oyuncu ve tecrübesiyle kendisine çok güç katan bir oyuncu. Biliyorsunuz zaten 2020 Olimpiyat elemesi MVP'si olmuştu. Olimpiyat elemelerinde muhteşem maçlar çıkartarak bizim olimpiyatlara gitmemize çok büyük katkı sağlamıştı. 34 yaşında ve Eda'nın da çok iyi arkadaşı. Eda ile milli takımda o da arkadaşları zaten. Ben Eda, Meryem arkadaşlığının takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Meryem'le ilgili söyleyeceğim ekstra bir detay. Smaç yüksekliği 3.23. Gerçekten çok üst noktada smaç vurabilen oyunculardan bir tanesi. Isındığı ve iyi toplar aldığı dönemde gerçekten rakipler için korkulu rüya. Giovanni geçtiğimiz sezon onu genelde servis tehdit olarak kullandı. 30 maçta oynadı, 75 sette oynadı. Genelde maçların hepsinde girdi çıktı. Yani 176 servis attı. 176 serviste 19'da ace attı. Gerçekten iyi bir rakam. Meryem'in zaman zaman ilk altı başlayacağını, zaman zaman anayla değişerek oynayacağını düşünüyorum. Az önce bahsettiğim gibi yabancı kısıtlaması ve özellikle birazdan da bahsedeceğimiz gibi yabancı bir pasör kullanacağımız için Meryem'in takımımızda olması çok büyük bir avantaj. Evet, bir de Eda için söyleyeyim. Yani ben tabii dışarıdan hani seninki kadar teknikte şeyim yok hiçbir şekilde konu hakkında ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla Meryem de aynı Eda gibi kendine çok iyi bakan bir oyuncu. İnanılmaz fit gözüküyor. Belli yani bununla ilgili çok net kendine çok iyi baktığı çok belli. O da büyük bir avantaj bence. Oradan aynen öyle. Türk Hava Yolları'ndan transferimiz, orta oyuncumuz Aslı Kalaç. Aslı Kalaç çok genç, çok beğendiğim, benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Uzun yıllar Galatasaray'da oynadı ama gerçekten çok atik, çok hızlı, çok seri bir oyuncu. Ben biraz Eda'nın gençliğine de benzetiyorum. Kaptan yanlış anlamasın, Eda hala genç ama Eda'nın 25-26 yaşındaki haline benzeteyim deyip toparlamaya çalışayım burada. Ben Aslı'nın takıma gerçekten çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Geçen sene Popovic'le oynamıştık sırf oyuncusu, orta oyuncu olarak. Bu sene çok büyük ihtimalle Eda Aslı ikilisiyle oynayacağız. Yaklaşık 8 senedir takımımızda olan Dicle ayrıldı. Onun yerine Aslı geldi. Aslı'nın da Türk Hava Yolları'nda çok başarılı bir sezon geçirdi. Özellikle bizi yendikleri maçta gerçekten iyiydi. Bu arada Aslı da blokta lig ikincisi. 84 blok Eda yaptı, 83 blok Aslı yaptı. Bu konuda gerçekten iyi bir takım olduk önümüzdeki sezon için değerlendirirsek. Türk Hava Yolları geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Orada da Aslı katkı yaptı. Ama tabii takım bütçeleri, İtalyan takımlarla karşılaşmaları gibi şeyler dolayı çok fazla ilerleyemediler Türk Hava Yolları olarak. Ama gerçekten yatırım yapan bir takım.
önümüzdeki sene Save Cup'ta olacaklar. İnşallah onlar da Türk Hava Yolları olarak başarılı bir sezon geçirirler. Peki ben şey soracağım. Şimdi ben gene işte sosyal medyadan takip ettim. Çok eleştirilen transferlerden biri Aslı. Yani şimdi bir sonraki transfer o kadar eleştirilmedi ama onun o daha çok eleştirildi. Yani şimdi ben istatistiklere bakıyorum. Onlara bakınca gayet mantıklı bir transfer olarak geliyor. Yani geçen sene ligin en çok blok yapan bir tane oyuncu sen de yanına bunun ikincisini de alıyorsun. Yani bu gayet mantıklı bir transfer geliyor bana. Niye bu kadar çok eleştiriliyor Aslı'nın? Yani daha iyi böyle yabancı, daha iyi birini mi bekliyorlardı acaba? Popovic'den? Ya evet, daha iyi. Fenerbahçe hep orta oyuncu konusunda Eda'nın yanına ikinci bir oyuncuyu sokamadı. Daha iyi bir orta oyuncu, yabancı bir orta oyuncu beklentisi vardı. Benim de takip ettiğim ve gördüğüm kadarıyla. O yüzden Aslı'dan eleştirildi ama bunu sezon içerisinde gerçekten konuşacağız. Bu da bir not olarak burada kalmış olsun. Aslı gerçekten takıma katkı sağlayacak. Aslı da çalışmayı çok seven bir oyuncu. Yani zaten fotoğraflarından gördüğün kadarıyla takip ediyorsan da mutlaka dikkatini çekmiştir. Kas yapısı falan inanılmaz gerçekten. Çok iyi kendine bakan, çok çalışkan bir oyuncu. Ben kesinlikle Aslı'nın Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evet, o zaman hiçbir şekilde taraftarımızın benim de dahi anlam veremediğimiz transferimiz eski oyuncumuz. Daha önce evet. De bizde oynadı. Bizdeydi. Ergül Avcı o da kadromuza eklendi. Aydın'dan aldık onu da. Yani bu herhalde şey yani kadroyu doldurmak için mi aldık? Niye aldık? Anlamadım yani ben. Ya Ergül'le ilgili benim de eleştirilerim çok fazla vardı. Ama birkaç antrenör arkadaşımla konuştuğumda Ergül'le ilgili görev adamı olduğunu, istenildiği zamanda istenildiği katkıyı verdiğini, pozisyon bilgisinin gayet iyi olduğunu ve iyi bir yedek olabildiğini düşündüğünü söylediler. Ve hani sonuçta Ergül'ü eleştiriyoruz ama Ergül neredeyse büyük takımların hepsinde oynadı. Yani bizde oynadı, Vakıf'ta, Eczacı'da, Galatasaray'da oynadı. En son Aydın'daydı. Ama Ergül'le ilgili açıkçası diğer taraftan baktığında Ergül takımdaki en kariyerli oyunculardan bir tanesi. 4 tane şampiyonluğu var Ergül'ün. Evet, Şampiyonlar Ligi şampiyon olduğumuz kadromuzdaydı. Dünya Kulüpler şampiyonu olan kadromuzdaydı falan filan. O yüzden kariyeri ve tecrübesiyle ben katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hani zaten az önce Zoran'ın takıntılarından konuştuk ya, Zoran genelde zaten iki orta oyuncuyla oynayan bir oyuncu. Ergül'ü ve Beliz'i çok kısıtlı kullanacaktır diye düşünüyorum. Önemli olan bu girdikleri anlarda katkı vermeleri. Ergül zaman zaman taktik servis atarken de bize destek olacaktır diye düşünüyorum. Ergül'ü izleyelim görelim diyerek çok da eleştirmeden sezonu bitiriyorum. Bu arada ben oyuncu numaralarını yazdım, az önce de söyleyecektim onu. Ergül genelde 15 numarayı giyiyor. Bu kesin bir şey değil. Hatta ufak bir şey yaptım. Lacivert içinde beyazla kesin olmayanları yazdım. Aslı'nın da 8 giyeceğini düşünüyorum gibi önerilerim var ama öngörülerim var ama sezon içerisinde zaten bunlar netleşince oyuncularla ilgili daha doğru bilgileri paylaşmış oluruz. Evet, burada çok değerli bir şey söyledin aslında. Aslında bizim taraftar olarak da birçok taraftarımızın şikayet ettiği işte bu terz için tutuculuğu. Yani buradan da şunu çıkartıyoruz aslında Terzic'in kafasında. Ortada Eda ve Aslı ile oynamak var. Çok ekstrem bir şey olursa işte ne bileyim Eda çok yorgun olur veya bir Allah korusun bir sakatlık olabilir. Hastalık olabilir, bir şey olabilir falan. Hani o durumlarda işte backup olarak Ergül'ü ve Beliz'i kullanmak. Ya da ne bileyim işte senin söylediğin gibi arada rakibi şey yapmak için, şaşırtmak için, iki servis için oyuna sokabilir onları. Ya bu tip şeyler için kullanılacak. Yani takımı bilen bir oyuncu Ergül, Fenerbahçe'yi bilen bir oyuncu. O açıdan yaşıyla da tecrübesiyle de bir şekilde bence duracaktır kenarda diye düşünüyorum. Yani şimdi diğer ekrandan şeye bakıyorum. Ergül bizden sonra Vakıfbank'a gitmiş, oradan Galatasaray'a gitmiş. Sonra tekrar bize gelmiş, bizden Bursa'ya gitmiş, Beylikdüzü'ne gitmiş Bursa'dan. Beylikdüzü'nün en iyi olduğu dönemde takımdaydı. Oradan Eczacıbaşı'na yapmış tekrar, Galatasaray'a gitmiş, Aydın'a gitmiş. Yani gerçekten çok kariyerli ve hani çok tecrübeli bir oyuncu. O yüzden Ergül transferini tabii ki eleştirebiliriz. Daha iyisi tabii ki olabilirdi. Biz Fenerbahçelilerin klasik özelliği futbolda da yani Messi'yi alsak Ronaldo'yu almadı pozisyonda olan. Ya tabii o şey öyle. Basketbolda da mesela bir tane oyuncunun adı geçiyor.
Adam işte %35-37 gibi bir üçlük yüzdesi var mesela. Kötü bir yüzde değil bu arada, bu gerçekten iyi bir yüzde. Ama yok abi, niye daha iyi çıkıyor? Yani ne yapacağız yani, daha şey iyisi kimi getireceksin yani? Hani o oluyor ya, taraftar normal ama ya, taraftar hep şey ister yani. Olabilecek en iyisiyle oynamak ister yani, bu çok ya, normal. Taraftarın bakışı olmalı zaten bence yani. Kesinlikle öyle olmalı ama takımda da takım kelimesi eğer sezon içerisinde gerçekten takım olarak devam ederse inanılmaz katkılar, inanılmaz farklılıklar yaşayabiliriz. Açıkçası geçen seneyle ilgili benim Türkiye Ligi'nde Vakıfbank'a 2-0 yapabileceğimizle ilgili gerçekten bir içimdeki his ya da öngörü yoktu. Biz iyi mücadele ederiz ama Vakıfbank bizi 3-0'la süpürür diye düşünüyordum ama takımın mücadelesi, takım olma onu bize gösterdi. Oraya kadar getirdi ama oradaki bir kırılma noktasında maalesef Giovanni'nin şapkadan çıkardığı tavşan Tuğba Şenol'u şampiyonluğu bizden aldı. Sonunda evet. Tuğba önümüzdeki sezonda Japonya'da olacak. Kendisine başarılar diliyorum. Gerçekten çok iyi bir voleybolcu. Fenerbahçe'de ileride görmek istediğim oyunculardan bir tanesi. İnşallah bir gün Fenerbahçe'de oynama şansı olur. Evet. Altyapımızdan yetişmişti değil mi abi Beliz? Ben yanlış hatırlamıyorum. Evet, Beliz altyapımızdan yetişti. Çok genç bir oyuncumuz. Fenerbahçe'deki 6. sezonu. Boyu 1.95. Yani yan yana gelmekten ürktüğüm oyunculardan bir tanesi. Bir antrenman giriş çıkışında yan yana gelmiştik de o anı hatırlamak daha istemiyorum. Zaman zaman Terzic kullanıyor. İkili değişikliklerde kullanıyor. Set sonlarında kullanıyor. Ya da bazı ligden düşmesi öngörülen takımlarla maçlarda kullanıyor ama hani geçtiğimiz sezon rakamlarına da bakarsak zaten sadece 12 maçta 26 sette görev almış. Ama görev aldığı zaman da genelde olumlu şeyler vermiş. Ama üzerine katmaya çalışan bir oyuncu. Yedek olarak katkı verecektir. En iyi yedeklerimizden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir sonra da İpar var. Melia var, pardon. İpar'a da geçeriz. Benim bir sorum var bu genç oyuncularla ilgili. Şimdi gerçi artık Belize genç denmez. 24 yaşına gelmiş artık yani. Ya Fenerbahçe, Vakıfbank gibi takımlar bu oyuncuların daha çok hani süre bulup oynamaları gerekmez mi yani? Mesela ne bileyim, Fenerbahçe ile Türk Hava Yolları'nda oynasa daha çabuk geliştirmez mi kendisini? Şimdi onu takım planlaması yaparken ona uygun yapmaya çalışıyorlar. Mesela bizim bir tane genç pasörümüz var. Lila. Milli takım pasörü. Geçtiğimiz sene Sarıyer'de oynadı. Önümüzdeki sene de eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Sarıyer'de oynayacak. Onu bir kontrol etmek lazım. Genç bir liberomuz var, Gülce. Gerçekten uzun yıllar milli takıma damga vuracağını düşünüyorum. Geçen sene Sarıyer'de oynadı. Önümüzdeki sene de Amerika Kolej Ligi'nde oynayacak. Gerçekten çok geliştirecek bir oyuncu. İşte genç oyuncuların hepsini aynı anda oynamak üzere kiraya verdiğinde bu sefer bench'inde sana destek olacak oyuncu bulamıyorsun. Mesela ben İpar'ı da verebilir miyiz diye düşünmüştüm ama İpar çok katkı veren bir smaçör. Geçen sene milli takımın, genç milli takımın Avrupa şampiyonluğunda oldukça katkı sağlamıştı zaten. Dediğim gibi tüm genç oyuncuları aynı anda kiraya vermek takımın planlamasında maalesef sıkıntılar yaratıyor. Her oyuncu tabii ki oynamak ister ama bu sene oynama şansı geçtiğimiz sene Lille'de ve İpar'daydı. Evet. Bir sonraki oyuncumuz Miliha Smailović. Ya da İsmailović. Şeyine. Aslında tabii kaç yaşından yani, çok küçük yaşlardan biri. Türkiye'de zaten yani Türkiye'de. 13-13 yaşında geldi galiba Türkiye'ye. Evet. O dönemden beri Türkiye'de tabii bize de oynadı bir dönem. Hatta ilk gençlik yani çıkış yaptığı dönemde bizdeydi. Sonra bizden Vakıfbank'a gitti. Biz İlbank'tan aldık biz. Zaten Boston'dan geldikten sonra İlbank'ın altyapısında eğitimini tamamladı. Ankara'da İlbank'tan aldık. Bizde de oldukça başarılıydı. Bizden sonra Eczacıbaşı'na gitti. Eczacıbaşı'ndan Vakıfbank'a gitti. Çok faydalı bir oyuncu. Çöpçü smaçör dediğimiz, arkada savunmayı çok iyi yapan smaçörlerden bir tanesi. Bence Meliha geldikten sonra oyun kalitemiz arttı. Arkada çünkü özellikle smaçör pozisyonunda servis karşılayacak, atakları karşılayacak iyi bir destek oyuncusuna ihtiyacımız vardı. Bu işi Kelsey Robinson yapardı ama Meliha kesinlikle şu anda çok daha iyi durumda. Vakıfbank'ın uzun yıllar başarısında oldukça
pay sahibi bence Giovanni Melia'yı arıyor ki zaten milli takımda da devam ediyor Melia ile. Ben çok faydalı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Melia'nın bizim takımın temel taşlarından bir tanesini olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene Arina ile beraber zaten smaçör ilişkin ikilimizi oluşturacaklar eğer ekstra bir durum olmazsa. Kesinlikle çok fayda verecek. Gayet iyi servis atıyor bu arada. Ace'leri de çok iyi. Takıma geçtiğimiz sene özellikle savunmadan çıkan toplar anlamında çok fazla katkı verdi. Bu da takımdaki çok en kariyerli oyunculardan bir tanesi Melia'da. Son Melia ile ilgili hemen söyleyeceğim şey, 4 tane Türkiye şampiyonluğu var Melia'nın. Yani şampiyonluk bir oyuncu için gerçekten çok önemli bir o palet. Hani şampiyonluk maçına çıkıp o madalyayı almış olmak o oyuncuya gerçekten çok fazla bir yaşanılmışlık, kazanılmışlık katıyor. Bunu birincilikte de olsa şampiyon olup madalya alan bir yönetici olarak söylüyorum. Gerçekten benim açımdan bana çok şey öğreten bir madalyaydı o. Gene genç bir oyuncuyla devam edelim. Evet, bu oyuncuya ben sana özellikle sormak istiyorum. Ben hakikaten ciddi şeylerim var. Bu oyuncudan beklentilerim vardı benim. Ama hala daha tam şeye sokmadı Terzicoğlu. Ama o da henüz 18 yaşında. Tabii şimdi bakıyorsun Arina da 18 yaşında. Ana Kristina da 18 yaşında. Ama tabii arada biraz fark var. Arina gerçekten yani sporcu olmak için doğmuş adeta yani. Voleybolcu olmak için doğmuş o. Ana Kristina'nın biraz daha yolu var gibi sanki ama sanki çok potansiyelli gibi geliyor bana abi. Kesinlikle çok potansiyelli. Brezilya milli takımında da oynuyor zaten. Geçen seneki olimpiyat ikincisi olan takımdaydı. Onu Brezilya'nın hocası oldukça fazla kullandı olimpiyat maçlarında, takip edenler mutlaka vardır. Ben de kesinlikle seninle aynı şeyi düşünüyorum. Hatta görüşünü aldığım antrenör arkadaşlarımla da seninle aynı endişeyi yani görüşü paylaşmıştım. Daha verimli olacaktır ama neden oynayamıyor? Güney Amerika'dan gelen oyuncuların özellikle adaptasyonunda zaman zaman sıkıntı oluyor. Ana Kristina çok onu yaşadığını düşünmüyorum ama şimdi Ana Kristina'nın ekstra bir özelliği pasör çaprazında da zaman zaman kullanıyor hocamız ya da hocaları Ana Kristina'yı. O yüzden Ana Kristina gibi çok yönlü bir oyuncunun olması her zaman bizim için avantaj. Çok uzun yıllar Arina'yı büyük ihtimalle biz birkaç sene sonra tutamayacağız ama Ana Kristina'yla uzun yıllar devam ederiz diye düşünüyorum. Fenerbahçe-Brezilya ilişkisini de göz önüne alırsak. Dediğim gibi 18 yaşında, boyu 1.92. Geçtiğimiz sene Terzic onu 30 maçta 63 sette kullandı. Bence de az kullandı. Bu sene daha fazla kullanacağını öngörüyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında zaman zaman onunla başlayacağını düşünüyorum. Çok katkı sağlayacak oyunculardan bir tanesi. Gençliği ve deliliği bizim için bir avantaj. Yani zaman zaman gençliğin dezavantaj olduğunu düşünür bazı spor severler ama ben Ana Kristina'nın ve Arina'nın gençliğinin bizim için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu da diğer genç altyapımızın ürünü sevgili İpar Kurt. Altyapımızdan çıktı. Gelecekle ilgili çok büyük beklentilerimizin olduğu oyunculardan biri. Hem Fenerbahçe adına hem milli takımımız adına. Evet. Onun için neler söylemek istersin? Ya İpar da gerçekten söylediğin gibi genç oyuncularımızdan ve altyapı ürünlerimizden bir tanesi. Bu arada altyapı hocalarımıza teşekkür etmemiz lazım. Gerçekten çok doğru oyuncular bulup doğru gelişim süreçlerini tamamlayarak ilerlemeye devam ediyorlar. Hani zaten birçok takımda da kiralık oyuncularımız var şu milli takımlarda oynayan. Hani biz sadece bazılarının ismini biliyoruz. İşte İpar'ı, Gülce'yi, Lila'yı, Beliz'i biliyoruz ama birçok oyuncumuz da altyapılarda çıkarak liglerde birincilik olsun, Sultanlar Ligi'nin bazı takımları olsun kiralık olarak devam ediyorlar. İpar da kesinlikle çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Ben önümüzdeki seneden itibaren takıma dahil olacağını düşünüyorum. Geliştirmesi gereken bazı yönleri var. Terzic onlarla ilgili zaten Terzic ve antrenörlerimiz yeterli şeyleri veriyorlar. Onu özellikle sorduğum İpar'la ilgili durumu. Ben çok katkısı alacağını düşünüyorum. 2020'deki U19 Avrupa Şampiyonluğundaki en iyi oyuncularımızdan bir tanesiydi. Yani bench'te İpar gibi genç ve yetenekli bir oyuncumuzun olması bizim için bir avantaj. Şahsen az önce Ergül'deki konuştuğumuz gibi 35 yaşında tecrübeli bir smaçör yerine İpar gibi genç bir smaçörü tercih ederim yedekte bulunacak. Zaman zaman İpar'a libero forması da giydiriyor Terzic. İkinci liberomuz olarak da sahaya sürüyor.
o yönü de kendisini geliştireceği bir yan. Bu şey için yapıyor olabilir mi bunu? Şimdi ben de o taraflardan olduğum için biraz empati yapabiliyorum tercihle. Oyuncuları asıl mevkisinin dışında oynatırlar o bölgede. Evet. Koordinasyon artsın diye. Yani mesela evet, aynen. Basketbolda da çok yapar Yugoslavlar onu. Uzun oyuncuları guard oynatırlardı. Topla hakimiyetleri, dribbling özellikleri artsın diye. İPAR'da da böyle bir şey düşünüyor olabilir mi? Hani libero'da oynatıp karşılamayı, manşet alma özelliğini biraz daha geliştirebilmek adına böyle bir şey evet. mi düşünüyor? Evet, evet, aynen öyle. Çok çok doğru bir tespit. Çok doğru bir tespit. Aynen öyle. Manşet alma yeteneğini geliştirmesi için yapılan şeyler, çalışmalardan bir tanesi bu ama zaten bence çok temiz manşeti var İPAR'ın. Bu işte dün yoktur, bir önceki sayı yoktur. Biz her zaman bir sonraki sayıya konsantre olmak zorunda oyuncular. Her pozisyondan, her oyundan, her maçtan bir şeyler çıkartarak, bir şeyler öğrenerek ilerlemeye devam ediyorlar. Yoksa bir önceki sayıda kaldığın zaman gerçekten maç bitmiyor. O yüzden İPAR'dan da önümüzdeki senelerde çok katkı sağlayacak Fenerbahçe'ye. Evet, bu da bizim yedek pasörümüz sevgili Buse Ünal. İkinci sezonu bizde. Evet. Genç yani bir oyuncu 25 yaşında tam şey dönemi yani. Gerçi pasörlerde o şey biraz daha ileride galiba. Yani yaş biraz kesinlikle. Daha ileride şey oluyor. 25 pasör için oldukça genç bir yaş aslında. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Buse çok yetenekli pasör. Şu anda zaten Akdeniz Oyunları milli takımında Cezayir'deler. Onlar da 3'te 3 yaptılar. Çeyrek finale kaldılar. Onlara da tebrik edelim bu arada. O takımı çok hızlı oynatan bir pasör. Her pozisyonda pas verme yeteneği olan bir pasör. Ve uzun bir pasör. 1.88 boyu var. Bu özellikle file üstü mücadelelerinde Buse'ye çok katkı sağlıyor. İtalya maçında da bunu birkaç pozisyonda da yaşadık. Gayet İtalya maçı Akdeniz Oyunları'nda oynadığımız İtalya maçında. Buse geçtiğimiz sezon Terzic genelde ilk pasör olarak kullandı çoğu maçlarda. Naz'ı daha sonradan tercih etti. Lig sonuna doğru Naz'la oynamaya başladı. Çok verimli bir pasör. Hatta Sultanlar Viyana'ya giden takımda mı olacak, Akdeniz Oyunları'na giden milli takımda mı olacak gibi düşünceleri vardı ama onu daha çok oynasın diye Akdeniz Oyunları takımına almayı tercih ettiler. Ben kesinlikle Buse'yi çok başarılı bir pasör olarak bulunuyorum. Çok hızlı oynatan bir pasör. Bu da Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene daha da hızlı oynayacağı gibi bir düşünce yaratabilir bize. Diğer pasörümüz de çünkü çok hızlı oynatmayı seviyor. Ona da geleceğiz şimdi. Evet, ona da geleceğiz. Özellikle taktik servisleri çok iyi Buse'nin. Çok iyi servis atıyor. 16 ace attı geçen sene. Şampiyonlar Ligi'nde de gayet başarılıydı. Ben iyi bir Türk pasör yedek olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe bu sene birinci pasör tercihini yabancı pasörden yana kullandı. Ama ikinci pasörünüz ne kadar sağlamsa o kadar iyi bir takımsınız. O yüzden bu senin çok katkı sağlayacağını düşünüyorum önümüzdeki sezon. Evet, sezonun en flash transferi. Yani sadece Fenerbahçe için değil, bence Avrupa piyasasının da en büyük flash transferlerinden biri bu. Yani bir numaraya hadi şeyi koyalım. Bence Egonu'nun Bakıpark'a gelmesini koymamız gerekiyor. Ama bence Makris'in Avrupa'ya gelmesi de çok önemli bir transfer. Minas takımından geldi. Minas'ta bu sene şampiyon oldular. Brezilya Ligi'nde. Minas'ta da bizim eski milli voleybolcumuz. Yıllarca Türkiye'de oynamış. Neriman oynuyor bildiğim kadarıyla. Neriman oynuyor. O da bayağı başarılı bir final serisi geçirmişti. Yani ne söyleyebiliriz? Makris, şimdi benim aslında sormak istediğim şuydu, hani Makris gelmişken yanında Naz da kalsa çok daha kuvvetli olmaz mıydık diye düşünüyordum ama sen Buse'yi anlatınca orada şey oldu, hani Naz yerine Buse'ye o süreyi vermeyi tercih etmişiz gibi sanki görüyorum ben. Yani hocanın da düşüncesi o. Zaman zaman Naz'la çok hızlı oynayamadığını düşünüyor Terzic. Makris çok hızlı oynatan bir pasör. Çok hızlı atakları çıkartabilen bir pasör. Birkaç maçının izleme şansı bulabildim milli takımda. Geçtiğimiz sene Minas'ta Dünya Kupası, Dünya Şampiyonu, Kulüpler Şampiyonası'nda da Ankara'dalardı zaten. Ama genellikle Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki takımların Avrupa takımlarına karşı mücadele gücü sebebiyle onlar da çok fazla yol alamadılar. Ama Minas'la ilgili açıkçası Makris'le ilgili açıkçası benim en çok ilgimi çok çeken şey
Çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz Zé Roberto'nun dünyanın en iyi 3 pasöründen biri olduğunu düşünüyorum demesi. Bunun da gerçekten hafif bir Portekizce çalışarak bir Portekiz sitesinde okudum. Linkini de aşağıya koydum okumak isteyen arkadaşlar olursa. Zé Roberto Matbis'e çok... evet, biraz küçük olmuş değil mi? Yok, onu şey yaparım. Ben şey yapacağız onu. İzleyeceğimiz o linki paylaşırız biz. Teşekkür ederim. Ben Makris'in çok hızlı bir pasör olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Geçen sene Brezilya Ligi'nin MVP'si oldu. Brezilya'da 3 tane şampiyonluğu var. Güney Amerika'da 4 tane şampiyonluğu var. Geçtiğimiz sene olimpiyat ikincisi olan takımın pasörüydü yine. Hatta eğer yanlış bilmiyorsam Gabi ile beraber şu anda milli takım kaptanı oldular. Oldukça faydalı. Bu uyum sürecini atlatabilirse hızlı bir şekilde çok katkı sağlayacaktır ama voleybolda şöyle de bir şey var. Yani önemli olan playofflarda dinç olmak. Yani takım zaten bir şekilde playofflara, biz geçen sene playofflara 3. sıradan girdik. 2. sıradan giren eczacı başına rahat bir şekilde ilerleyerek finale kendimizi atmayı başardık. Önemli olan takımın son dönemde hazır olması, Şampiyonlar Ligi'nin final döneminde hazır olması. O yüzden Matbis'in çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çok fark katacağını düşünüyorum. Beklentimiz de zaten bu yönde. Kendisini Brezilya'dan çıkmaya ikna edebilmek gerçekten senin dediğin gibi çok önemli bir başarı. Umarım bu beklentinin karşılığını verir ve uzun yıllardır şampiyonluk hasretimize önümüzdeki sezon son veririz. Bir de tabii öyle bir durum var. Yani şimdi Makris 33 yaşında, çok tecrübeli bir pasör. Hiç Brezilya dışında oynamadı yanlış bilmiyorsam. Evet. Yani bu yaşta diğer taraftan teyit etmek için geçmiş takımlarına bakıyorum, hiç çıkmadı. Yani onu buna ikna edebilmek de çok büyük şey. Kendisi zaten bir kere en başta ikna olmuş. Olmasa hiçbir Brezilyalı kolay kolay kendi konfor alanını terk edip de çıkmaz. Brezilyalı oyuncuların böyle bir şey var. Bu sadece şey için değil bu arada. Voleybol için değil. Futbolda da böyle. Kendine güvenmese, hani orada başarılı olacağına inanmasa Brezilyalı oyuncu asla konfor alanını terk etmiyor. Yani o yüzden o önemli. Tabii burada ben sanki biraz şeyin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Zé Roberto'nun da mutlaka şeyi vardır bu işte bence. Ben açıkçası Alex'in bile etkisi olduğunu düşünüyorum yani. Ha, o da olabilir. Çünkü yani. Türkiye'ye gelen, geçmişten Türkiye'ye gelen voleybolcuların hepsi Alex'le konuşarak geldiler. Yani hepsi Alex'in de etkisi olduğunu düşünüyorum. Tabii. Alex'in voleybol sevgisini de hepimiz biliyoruz. Ben Alex'in bile etkisi olduğunu düşünüyorum. Eğer etkisi varsa kendisine şükranlarımı sunuyorum buradan. Tabii tabii. Yani şimdi zaten şöyle düşün. Brezilya'dasın. İşte oranın en iyi pasörüsün bu arada. O ligin şampiyon takımındasın. Sana Türkiye'den Fenerbahçe diye bir kulüp teklif getiriyor. Yani gidip ilk soracağın kişi tabii ki de Zé Roberto olur. Hem milli takımda hocan hem de o kulüpte daha önce hocalık yapmış, antrenörlük yapmış. Alex'i de illaki Brezilya'da herkes tanıdığı için hani voleybol şeyinde bildikleri için o da Fenerbahçe'de oynamış. Hani bu iki isme zaten Fenerbahçe'ye ortamı sorduysa zaten çok düşünmemiştir yani şey olarak gelip gelmeme noktasında diye tahmin ediyorum. Çok büyük iş Makris'i alabilmek gerçekten. Kesinlikle. Bu arada Makris'e bir son bir şey. Gerçekten unuttum. Olsun, önemli değil. Aklına gelirse abi söylersin. İlk yayın heyecanı. Evet. Bu da bizim yedek smaçörümüz diyelim ve liberomuz. Yani hem smaçör hem libero. İki bölgede de oynayabiliyor. Cansu Çetin ikinci sezonunu yaşayacak Fenerbahçe'de. O da aynı işte rotasyonda zaman zaman süre bulan bir oyuncumuz. Ne dersin abi Cansu? Kesinlikle öyle. Manşeti çok temiz. Zaman zaman süre buluyor ve genelde taktik servis için alıyor hocamız ve iyi servisler atıyor attığı zaman da. Geçen sene 5 sayısı var. 5'i de ace'le aldı zaten. Taktik servis atacağımız zaman ilk hocanın düşündüğü ilk oyuncu şu anda Cansu. O yüzden genellikle tek libero formasıyla çıkıyoruz. Gizem'e örgüye libero formamızı giydiriyoruz. Cansu temiz manşetiyle savunmaya verdiği destekle bizim için çok iyi bir oyuncu ve iyi bir Fenerbahçeli. Önümüzdeki sene bence bizim takımda olması, bu özelliklerde olan bir oyuncunun bizim takımda olması gayet avantaj. Evet, iyi bir Fenerbahçe'den diğer iyi bir Fenerbahçeli'ye geçelim.
Gizem Örge. Savunma bakanımız. Evet, inanılmaz. Yani ben halen daha yani bilmiyorum aralarındaki sorunun ne olduğunu Guidetti ile, ama yani Gizem'in milli takımda olmaması milli takıma yapılmış çok büyük bir kötülük. Burada kesinlikle şey demiyorum, yani Simge'yi şey yapmıyorum, yani o da çok iyi bir libero. Ama yani niye iki tane iyi libero ile oynamak varken bir taneyle oynuyoruz milli takımda sorusu geliyor aklıma yani. İnanılmaz bir kariyer Gizem'in kariyeri. İşte Vakıfbank'ta o Guidetti ile olan sorunlardan dolayı oynayamadığı sezonun ardından bize geldi ve harika oynadı. Bir de saha içindeki enerjisi benim çok hoşuma gidiyor Gizem'in. Oradan zaten anlıyorsun yani, saha içindeki enerjiden oyuncunun gerçekten ne kadar Fenerbahçeli olduğunu. Hani her oyuncular ya ben de Fenerliyim der de Gizem belli yani, o şey yani Eda gibi bir Fenerbahçeli Gizem. Çok belli ediyor saha içinde bunu. Kesinlikle öyle yani. Profesyonel olarak olmadığım dönemlerde Vakıfbank'ı izlediğim zaman açıkçası her Fenerbahçe taraftarı olduğu gibi çok sevmeden izlerdim, ama Gizem bunların dışında kalırdı. Gizem kesinlikle Fenerbahçe'de oynamasını istediğim tek oyuncuydu Vakıfbank'ta, öyle söyleyeyim yani. Fenerbahçe'ye çok şey kattı, daha yaşı çok genç. Umarım uzun yıllar Fenerbahçe devam eder, mutlu gözüküyor. Mutlu zaten, işini severek yapıyor. Saha içerisindeki enerjisinden de bunu anlıyoruz. Çok net anlıyoruz senin de söylediğin gibi. Ben Fenerbahçe'nin az önce Melia için söylediğim şeyi Gizem için de söyleyeceğim. Geçmiş dönemlerde çok iyi liberolarımız vardı. Melis de çok iyi bir Fenerbahçelidir. Ama Gizem Fenerbahçe'ye kesinlikle oyun kalitesi olarak savunmada kalite arttırdı. Zaten savunmada ne kadar iyiyseniz, pasörünüz ne kadar hızlıysa, smaçörünüz ya da pasör çaprazınız ne kadar bitiriciyse voleybolda başarı ve şampiyonluk alma şansınız var. Temiz manşet voleybolun altın kuralı. Manşet alamadığın zaman maalesef oyun kurman gerçekten zorlaşıyor. Zaman zaman da taktik servisler dediğimiz konular işte Gizem'e değil de manşeti daha zayıf bir oyuncuya atma gibi durumlar ortaya çıktığında bunun ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi görüyoruz. Örneğin geçen sene Arena üzerine çok fazla servis atıldı. Ama Arena da bu konuda kendini geliştirecektir. Önümüzdeki senelerde bu konuda daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Gizem iki Fenerbahçe'de, iki Fenerbahçeli diyorum. Önümüzdeki sene Gizem'in, hatta Gizem'le ilgili Gizem Fenerbahçe'de Vakıf'a karşı olan ilk maçı kazandı. İlk maçını. Gerçekten çok keyif aldı ve Gizem muhteşem oynayarak kazandı. Gizem'in bu hırsı da çok güzel. Giovanni ile arasındaki sorunu gerçekten ben de bilmiyorum. Birkaç kişiye sordum ama açıkçası çok da konuşulmak istenmiyor. Onu kapatalım. Gizem inşallah önümüzdeki sene şampiyonluk ve Giovanni'ye cevabını verecektir. Kesinlikle seninle aynı fikirdeyim. Libero, ikinci libero ya da hatta birinci libero hak eden Gizem Örge'dir. Umarım milli takımın yöneticileri de bu konuda Giovanni hocamıza çeşitli sorular soruyorlardır deyip konuyu kapatayım. Bu arada milli takımın idari menajeri de bizim menajerimiz Pelin. Bu arada milli takımda şeyim, çok mutluyum bu konuda. Yani bizim menajerimiz Pelin kadın takımında, erkek takımında da eskiden bizim takımımızda antrenörlük yapan, sonra işte menajerlik tarafına geçen Onat Kurt var. O da çok, evet, büyük bir, çok iyi bir Fenerbahçelidir Onat'ta. Ama çok da şeydir yani, çok disiplinli, işini iyi yapan, çok iyi bir insandır. O da erkek milli takımının menajeri şu anda. İki milli takımda, hem Fener, kadınlarda hem erkeklerde iki Fenerbahçeli'nin olması yani beni çok mutlu ediyor. Pelin'i de işte oynadığı zamandan biliyoruz. O da babadan Fenerbahçelidir bu arada. Ciddi. Paşa'yı. Evet yani. Onat'ı da çok iyi şey biliriz yani, Fenerbahçe'de istatistikten sorumluydu. Bu arada Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde. O dönemden beri tanırız yani Onat'ı. Halen daha da görüşürüz. Çok iyi bir Fenerbahçelidir Onat Kurt'ta. Her ikisi de işini de iyi yapan insanlar. İnşallah milli takımda, evet, katkıları olur ikisinin de. Diyelim şimdi kısa kısa şeylere geçelim. Aynen öyle. Ben Pelin'in katkısı olacağını çok düşünüyorum. Zaman zaman milli takımla ilgili çok kısa bir şey ekleyeyim. Eleştirdiğimiz konulardan bir tanesiydi. Giovanni neden Vakıfbank, neden milli takım diye, ama şu anda federasyon tercihi o yönde. Buna saygı duymak, Giovanni'ye de milli takımın başındayken destek olmamız gerekiyor deyip konuyu kapatayım.
Kısa kısa geçtiğimiz sene oyuncuların bu sene de takımda yer alacak ya da takımlarına yer alacak ya da bazıları yer almayacak oyuncuların neler yaptığını bahsetmek isterim. Bu Şampiyonlar Ligi değil mi bu şeyler? Bu lig, Türkiye Ligi bu. Türkiye Ligi, ha tamam. Bu Türkiye Ligi. Alexia geçen sene Galatasaray'da oynadı. Vakıfbank'ın Romanyalı pasör çaprazı. Gerçi o da bu sene Türk oldu. O da bir sonraki sene Türk milli takımında oynamaya başlayacak. Sayı olarak 594 sayıyla sayının liderliğini çekiyor. Galatasaray'ın bütün yükünü geçtiğimiz sene çeken o iki oyuncudan bir tanesiydi. Dimitrova 584 sayı aldı. PTT'deydi. PTT'nin pasör çaprazıydı. Çok başarılı bir sezon geçirdi. PTT'nin Avrupa Kupası'na gitme hakkı kazanmasının çok önemli bir yere sahip. Ve İtalya'ya transfer yaptı bu kadar başarılı bir döneminin ardından. Oldukça da iyi bir paraya transfer yaptı kendi yaşına göre. Çünkü o da oldukça yaşını almış bir oyuncu. Dördüncü sırada Arina var 574 sayıyla. Isabel 517 sayı aldı. Isabel Hak, Vakıfbank'ın geçen seneki pasör çaprazı. Boşkoviç 483 sayıyla oynadı. Vargas geldikten sonra diyorum 18 maçta oynadı. 343 sayı aldı. O da oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Bizim en skorer 3. oyumuz da kaptanımız Eda Erdem. 288 sayıyla bir orta oyuncu olarak oldukça iyi bir sayı averajı olduğunu düşünüyorum. Set boyu sayıda da burada Boşkoviç'in ağırlığı ortaya çıkıyor. Oynadığı her sette ortalama yaklaşık 6 sayıyla sete, maça damgasını vuran bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Isabel de aynı şekilde 5.44 ortalamayla oynamış. Vargas geldikten sonra 5.36 ortalama yakalamış oynadığı set başına. Arina da 5.22 ile üstteki oyunculardan bir tanesi. Servis istatistiklerine bakarsak Arina 71 ace ile ligin en çok ace atan oyuncusu. Alexia 63 ace attı. Eda'nın 32 ace'i var. Bir orta oyuncu için oldukça iyi bir rakam. Vargas geldiği kısa dönem içerisinde 24 tane ace attı. Vargas zaten servis tutturdu mu 3-4 ace üst üste atıyor. Ama evet, o gün günde değilse maalesef çok servis hatasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Set başı ace'te de Arina lider 0.65 ile Alexia ikinci, Vargas üçüncü çok kısa dönemine rağmen. Eda ve Buse 0.3 ve 0.28'de set başına önemli ace veren oyuncular. Servis karşılama yüzdesi, mükemmellik yüzdesi %63 ile Simge ligin çıkara ikinci oyuncusu. Burada başka bir oyuncu vardı ama önümüzdeki sene olmayacağı için onu birinci yazmak istemedim açıkçası. Gene Vakıfbank'ın arkadaki çöpçü smaçörlerinden Gabi oldukça iyi bir yüzdeye sahip. Vakıfbank'ın liberosu Ayça da %53 ile oynamış. Bizim liberomuz ama rakamlara da bakıyorsanız işte Simge 343 servis karşılamış, 215'ini karşılamış. Gizem 872 servis karşılamış, 355'ini karşılamış. %49 yani aslında ortalama... oranlarsak sanki Gizem daha yukarıda çıkacak gibi. Hani mesela Gizem'e 343 servis atılsaydı veya Simge'ye 872 servis atılsaydı, evet, ne olur? Kesinlikle. Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Seninle aynı şeyi düşünüyorum. Zaten hani rakamlara da bakarsan Gizem 872, Meliha 518, yani 500 sayısına ulaşan başka bir oyuncu yok gördüğün gibi yani yukarıda. Evet. Meliha'ya da oldukça servis karşılamada. Zaten Fenerbahçe'nin servis karşılama yükünü çeken iki oyuncu. Buraya Gülce'yi özellikle eklemek istedim. Gülce bizim geçen sene Sarıyer'de kiralık olan oyuncumuz, liberomuzdu. 450 servis karşılamış, 212'si başarılı. %47 yani kendi yaşına göre iyi bir ortalama ama geliştirmesi gereken bir nokta. Umarım Amerika'da gelecek sene kendisine bu konuda da biraz daha katkı sağlar. Mükemmel hücum yüzdesinde de birinci sırada Ogbogu var. Vakıfbank'ın orta oyuncusu %62 ile ama Ogbogu'yu çok fazla kullanmadı Giovanni. Zaman zaman girdi. Zaten 175 hücum girişimde bulunup 108'ini başarılı sonuçlandırmış. İkinci sırada Boşkoviç geliyor. 828 top almış. Yani eczacı başında zaten acil durumda topu Boşkoviç'e atınız taktiğiyle devam eden bir süreç oldu. Geçtiğimiz sezon içerisinde bizim maçlarımızda da özellikle. Burada dördüncü sırada Eda geliyor mükemmel hücumda. Bir orta oyuncu olarak gerçekten çok başarılı bir yüzde. 337 top almış. 172'sini başarıyla sonuçlandırmış. Bu da bizim önümüzdeki sene nasıl hızlı oynayacağımızla ilgili bence de verilen ipuçlarından bir tanesi. Gelecek sene Eda'ya hızlı oynayarak bir oyun taktiğiyle ilerlemeyi öngörecektir diye düşünüyorum Giovanni. Ama bunu hazırlık turnuvalarında izleme şansımız olursa daha net bir şeyler söyleyebiliriz.
Vargas'ın, Arina'nın, Ana Kristina'nın yüzdeleri gayet iyi. Lazareva'yı özellikle eklemek istedim. Lazareva 502 hücum yapmış, 200'ünü sonuçlandırmış. Burada oynadığı döneme göre bence iyi. Biraz daha geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir. Ama dediğim gibi katkı sağlayacağını düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Önümüzdeki senede bizle. Pasör verimliliğinin bir hesabı var. Aldıkları pas, çıkardıkları süre, ellerinden çıkardıkları süre, sonuçlanması, sayı olması gibi bir oranları var. Bu konuda Maya, Eczacıbaşı'nın pasörü bir numarada %44 bir verimliliği ortaya çıkmış. 3 numara Cansu, Vakıfbank'ın pasörü %40 ile oynamış. Naz %37 ile 7. sırada, Buse %34 ile 12. sırada, Lila genç pasörümüz sarı yerde oynayan %25 ile oynamış. Onun da kendisini geliştirmesi gerektiğini çok net sayılardan, rakamlardan görüyoruz. Ama bu pasör verimliliği her şey demek değil. %37 ortalamayla oynarsın ama bir maçta öyle bir pas atarsın ki takımı şampiyonluğa götürürsün. Ama gene de bir oyuncunun karakteriyle ilgili oldukça fikir verebilir. Gene dediğim gibi pasör verimliliğine çok takılmamak lazım. Bloklardan bahsetmek isterim. Dediğim gibi Eda 84 blokla ligin en çok blok yapan oyuncusu. 83 blokla Aslı geliyor. Geçen sene Türk Hava Yolları'ndaydı. Bu sene bizde olacak. 5. sırada Zehra var. Ama Zehra'nın bir sakatlık dönemi oldu. Zehra çok fazla oynayamadığı bir dönem. 6. sırada Kübra var, Vakıfbank'ın diğer orta oyuncusu. Ki Giovanni ile sıkıntılı oyunculardan bir tanesidir Kübra. Olimpiyatlara kadar götürüp hiç bir dakika bile oyunu almadığı bir oyuncudur. Çok büyük sıkıntılar vardı ama sanırım takım içerisinde konular çözülmüş. Hatta benim öngörüm, düşüncem Kübra'nın bu sene Eda'nın ortağı olacağı konusundaydı. Herhalde Vakıfbank'ta kalmayı tercih edince Fenerbahçe o topa girmek istemedi. 32. sırada da Popovic var. Popovic'i özellikle yazdım. Bizim ikinci orta oyuncumuzdu. Geçen sene maalesef çok kısıtlı verim alabildik kendisinden. Umarım gelecek sene aslında en azından geçtiğimiz seneki rakamlarına ulaşır. Orta oyuncu katkısı alırız. Çünkü gerçekten blok kurmak voleybolda çok önemli. Tek başına blokta da Zehra neredeyse her set bir blok yaparak 0.97 ortalamayı tutturmuş. Aslı'nın ortalaması 0.83, Eda'nın ortalaması 78. Burada bir sürpriz vardı Dicle, bizim yedek orta oyuncumuz. 76 girdiği set başına 76 blok ortalamasıyla gerçekten çok katkı sağlamış. 5. de Kübra, hatta onun bile önüne çıkmış. Dicle eğer yanlış bir duyum almadıysam Türk Hava Yolları'nda olacak önümüzdeki sene. Aslı ile Dicle'yi değişmiş gibi bir şey olduk. Önümüzdeki sene ligde olacak oyuncuların smaç yüksekliğinden de biraz bahsetmek isterim. Egon'u 3.47 ile açık ara bu konuda lider. Hatta Egon'un bir tane Egon'u smaç vururken diye bir fotoğraf var. Onu koymak istedim ama sonra konumuz değil diye koymak istemedim. Gerçekten korkunç bir noktaya çıkabiliyor. Boşkoviç 3.29 smaç yüksekliğe vurabiliyor. Meryem bu konuda bizim liderimiz 3.23 ile. Vargas 3.15. Analar Ezareva 3.15. Polen Türk Hava Yolları'nda eski oyuncumuz, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu 3.15'te smaç vurabiliyor ve Arina genç yıldızımız 3.11'de smaç vuruyor. Bu kesinlikle Arina kendisini geliştirecektir bu konuda da. İleride Arina'yı göreceğiz. Özetle bu kadar benim takımla ilgili bahsetmek istediklerim. Evet. Yarım saatte 40 dakikada toplarız diye başladığımız yayınımızı 1 saat 5 dakikada ancak, ama güzel bir toplam oldu. Yani en azından hem geçen sezonu hem de önümüzdeki senenin istatistikler eşliğinde bir genel iyi bir toplaması oldu. Bundan sonraki programlar bu kadar uzun sürmez, merak etmeyin. Ama şu en azından takımı derleyip toparlamak adına güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz abi. Ağzına sağlık. Çok ben güzel teşekkür ederim. Harika bilgilerle. Umarız izleyenler için de bu bilgiler faydalı olur önümüzdeki sezon başlamadan önce. Biz 6. setin ilk programını burada kapatıyoruz. Önümüzdeki sene, özellikle sezon başladıktan sonra, çünkü milli takım maçları falan daha bir süre devam edecek. Sezon biraz geç başlıyor voleybolda. Sezon başladıktan sonra mümkün mertebe düzenli olarak bu yayınlara devam edeceğiz. Takımımızın durumunu konuşacağız. Arada konuklarımız olabilir. Onlarla da konuşabiliriz. Bununla ilgili hazırlıklarımız da var. İnşallah böyle iyi bir giriş yaptık voleybol bölümüne. Sizlerin de desteğiyle, sevgili izleyicilerimizin de desteğiyle daha da güzel yerlere getiririz diyelim.